Bayram dediğimiz zaman aklımıza ilk önce gelen şey tatil. Hani sıla-i rahimden, bayramlaşmadan daha çok tatilden bahsediyoruz. Bayram gelse de tatile gitsek. Uygulamalar da genelde bizi tatile teşvik ediyor. Çünkü mutlaka hafta içine getirilip 9 günlük bir bayram tatili gerçekleşiyor. Bu 9 günlük bayram tatilinin tabii sorgulama konusu ayrı ama genelde tatilden dolayı şikayetler bize bayramlardan sonra gelen şikayetler. Ya seyahat şirketlerinde rezervasyon, rötarlar daha çok. Hani anlaşılmış belli bir saatte gidecek ama hep rötar yapılıyor. Aynı biletin birkaç kişiye satılması yanlışlığı ülkemizde şu zamanda hala devam ediyor. Yalnız zirve, konaklama ve seyahatte en çok şikayetler oradan geliyor. Türkiye'deki bütün şubelerimizi bir değerlendirdik biz bayram sonrasında. 5000 civarında şikayet var. Bunun %90'ı konaklama ve turizm seyahati. Geriye kalan kısımda gıda da oldu. Gıda. Yani gıdaların denetimsiz olması, bayat olması ve sağlığa zararlı merdiven altı dediğimiz yerlerde üretilmesi ve bunların denetlenip caydırıcı cezaların yazılmaması belki de bu konudaki şikayetin önümüzdeki bayramlarda daha da artmasının işareti olarak değerlendirilebilir.